Ruşen Çakır yazmış hocam Vatan Gazetesi'nde. Siyasette şu anki en önemli konu AK Parti MHP arasındaki kavgadır. CHP değildir demiş. Seçimlerin kilit partisi MHP olacak ve yarış AK Parti ile MHP arasında geçecek diyor. Erdoğan'ın konuşmaları da bu açıdan dikkat çekici. Başbakan MHP yönetimiyle MHP tabanını sürekli birbirinden ayıran bir üslup kullanıyor. Ve MHP tabanına muhabbetle yaklaşıyor, onları övüyor demiş. MHP yönetimi de milliyetçi muhafazakar değerlerden uzaklaştığı için eleştiriyor demiş. AK Parti ve MHP tabanı iç içe olduğu için bu çok akıllıca bir yöntem. Zaten referandumda da MHP tabanının hayır demeye kolay ikna olmaması bunun delili demiş. Bir de Başbakan Erdoğan MHP barajı geçmeme korkusu yaşıyor sözlerinden Bahçeli'nin çok rahatsız olduğunu yazmış. MHP daha önce bir barajı aşamamıştı. Ama MHP her zaman Türkiye'nin büyük partisi olarak görevini sürdürüyor. Bir de barajı aşamaması diye bir konu olmaz zaten. MHP çok rahat barajı aşar. Düşünce olarak, görüş olarak Türkistan Birliği'ni savunan ehemmiyetli bir parti olduğu için mecliste ehemmiyetli şekilde temsil edilmesinde MHP'nin her zaman fayda vardır. Gönlümüz istiyor ki Büyük Birlik Partisi de mutlaka meclise girsin. Evet. Yani mutlaka, hatta bir grup oluşturacak şekilde girsin. Ve Saadet Partisi de meclise girsin. Bu çok güzel olur inşallah. İnşallah. Seçime daha var. Ama ideolojisi olan, düşüncesi olan partiler genelde küçülmezler. Yani hiçbir amacı olmayan, rengi olmayan partiler yok olup küçülürler. MHP'nin bir düşüncesi var yani, çok hayati bir düşünce. Türkistan Birliği. Böyle bir partinin küçülmesi, yok olması bir şey mevzu bahis olmaz. Evet, inşallah. İnşallah.